Merhaba arkadaşlar, sulu çözeltilerde asit baz dengeleri tampon çözeltilerin ikinci videosunda birlikteyiz. Bundan önceki videoda tampon çözelti nedir, tampon çözeltilerin özellikleri ve nasıl hazırlandıklarından söz etmiştik. Şimdi örnekler üzerinden tampon çözelti olur mu olmaz mı bunlara bakacağız. Örneklere geçmeden önce hemen kısaca bir hatırlayalım. Tampon çözelti neydi? Tampon çözelti az miktarda asit ya da baz eklendiğinde ortamın pH değişimine direnç gösteren çözeltilerdi. Bu çözeltiler pH değerini belli bir aralıkta sabit tutar ya da belli bir pH değerinde sabit tutan, tutmaya çalışan çözeltilerdir diyoruz. İki tür tampon çözelti vardı. Asidik ve bazik tampon çözelti. Asidik tampon çözelti zayıf bir asitle bu asidin tuzunu içeren tampon çözeltilerdi. Örneğin hidrojen florür zayıf bir asittir. Bunun sulu çözeltisiyle sodyum florür tuzunun sulu çözeltisini karıştırmışsak elde ettiğimiz tampon çözelti asidik tampon çözeltidir. Çünkü bu tuzdan çözeltiye florür iyonu verilir. Dolayısıyla asit ve konjüge bazı bir arada olur. Ve asidik tampon çözeltilerde oda koşullarında pH değeri 7'den küçüktür. 7'den küçük bir pH aralığında ya da bir pH değerinde ya da çözeltinin pH değerini sabit tutmaya çalışır. Bazik tampon ise zayıf bir baz ve bu bazın tuzunu içeren tampon çözeltilerdi. Örneğin amonyak sulu çözeltisi, amonyak zayıf bir bazdır ve amonyum klorür tuzunun sulu çözeltilerini karıştırırsak zayıf baz ve bu tuzdan gelen amonyum iyonları, ki amonyum iyonları NH3'ün konjüge asididir, bunların bir arada bulunduğu tampon çözeltiler bazik tampon çözeltilerdir. Örnek olarak verilebilir. Bazik tampon çözeltilerinde oda koşullarında pH değeri 7'den büyüktür. 7'den büyük bir pH değerinde ya da bir pH aralığında çözeltinin pH değerini sabit tutan çözeltilerdir. Şimdi bir tane örneğimiz var aslında ama 5 ayrı asit baz çiftini karıştıracağız. Hepsini ayrı ayrı sayfalara koydum. Ve bu karıştırdığımız asit baz çiftlerini karıştırdığımızda tampon çözelti oluşur mu? Ve tampon çözelti oluşuyorsa çözeltiyi asidik ya da bazik tampon olarak sınıflandıracağız. Ben burada her bir tepkime için tepkime denklemini de yazacağım. Nötrleşme tepkimesi denklemini. Buna baktığımızda 200 ml 0,1 molar HCl sulu çözeltisi ile 100 ml 0,1 molar sodyum hidroksit sulu çözeltisini karıştırıyoruz. Şimdi bunu karıştırdık. Bu tepkime sonunda sodyum klorür tuzu ve su oluşacak. Bunu yazalım. Umarım nötrleşme tepkimelerinin denklemlerini yazmakta sorun yaşamıyorsunuzdur. Yaşıyorsanız bununla ilgili video da var. İzleyiniz. Şimdi asitin ve bazın tek tek mollerini bulalım ki molarite N bölü V idi. Mol sayısını molarite çarpı hacimle belirliyorduk. O zaman HCl'nin mol sayısı 0,1 çarpı 0,2 dediğimizde 0,02 mol elimizde hidrojen klorür var. Sodyum hidroksitin mol sayısını bulacak olursak derişimi 0,1, hacmi 0,1, 0,01 mol de baz var elimizde. Pekala, şimdi bunlar nötrleşme tepkimesine girecek ve tepkime denklemine baktığımızda her 1 mol asit 1 mol bazla tam birleşiyor. Ama bizim elimizde bundan 0,02 mol var. Bundansa 0,01 mol var. O zaman bu tepkimede sodyum hidroksit tükenir, 0,01 mol giriyor. 0,01 mol hidrojen klorür harcanır. 0,01 mol tuz oluşur. Su ile ilgilenmiyorum çünkü tampon çözeltide artan asit ya da baz ve oluşan tuzla ilgileneceğiz. Ha, buna da 0,01 mol oluşur dersiniz. Ve 0,01 mol HCl'de artıyor. Şimdi, evet, ortamda artan bir asit var ve bu asitin bir tuzu var. Ama tampon çözeltide zayıf asit ve zayıf asitin tuzunun olması gerekiyordu. Aslında en baştan bile bunun tampon çözelti olamayacağı belliydi. Artan kim olursa olsun. Çünkü hidrojen klorür kuvvetli bir asittir. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Dolayısıyla artan asit kuvvetli bir asit. O
nedenle kuvvetliden artan olduğu için, ki artan sodyum hidroksit olsa da bir şey değişmezdi. Kuvvetli asitten artan olduğuna göre bu bir tampon çözelti olamaz. Tampon çözelti olması için zayıf asit ya da bazdan artan olması ve ortamda bir de tuz olması gerekiyordu. Tampon çözelti değildir. Şimdi buna bakalım. Yine maddelerimiz var. Şimdi önce o zaman neyi kontrol edeceksiniz aslında? Karıştırdığımız asit ve bazların kuvvetini. Ki hidrojen siyanür bir zayıf asittir. Sodyum hidroksit bir kuvvetli bazdır. Evet, bunun bir tampon çözelti olma ihtimali var. Hangi koşulda? HCN'den, yani zayıf olandan artan olması koşulunda. Tepkime denklemini yazayım ya da önce mollerini bulalım. HCN'nin mol sayısı, az önce yapmıştık zaten, derişimi ile hacminin çarpımına eşit 0.01 mol. Sodyum hidroksitin mol sayısı, derişimi 0.1, hacmi 0.1, bu da 0.01 molmuş. Gelin şimdi bunların arasında gerçekleşen tepkimenin denklemini yazalım. HCN sulu çözeltisi ile sodyum hidroksit sulu çözeltisini karıştırdık. Bu tepkime sonunda sodyum siyanür tuzu ve su oluştu. Zaten bu haliyle tepkime denk, yani her 1 mol asit 1 mol bazla tam nötrleşiyor ve tepkime sonunda da 1 mol tuz oluşuyor. Baktığımızda elimizde bundan da 0.01 mol var. Bundan da 0.01 mol var. Bunlar birebir birleştiklerine göre demek ki bunun 0.01 molü kullanılacak. Bunun 0.01 molü kullanılacak. Her ikisinden de artan olmayacak. Bizim koşulumuz tampon çözelti olması için zayıf asitten ve bunun tuzundan ortamda bulunması gerekiyordu. Evet, ortamda tuz var. Ama asitten artan yok. Dolayısıyla yine bir tampon çözelti olmadı. Tampon çözelti elde edilemez. Çünkü tampon olması için zayıf olan asit ya da bazdan artan olması gerekiyor. Tuzla bir arada bulunabilmesi için. Üçüncü örneğimiz. Şimdi önce neyi kontrol edeceğiz arkadaşlar? Yine burada iki çifti karıştırıyoruz. Bunların kuvvetlerini. HCl kuvvetli bir asit. NH3 zayıf bir baz olabilir. Eğer zayıf bazdan artan olursa bir tampon çözelti elde edebilirim. Bu arada ben bunların kuvvetlerini yazmadım. ÖSYM daha önce bazı sorularında kuvvetlerini verdi ama sodyum hidroksitin kuvvetinin belirtmediği zamanlar da oldu. Gözünüz alışsın diye. Olur da vermez. Bir yazalım tepkimemizi ya da önce yine mollerini bulalım. Hidrojen klorürün mol sayısı derişimi çarpı hacminden 0.01 mol. NH3'ün mol sayısı derişim çarpı hacimden 0.02 mol. Güzel. Bazdan daha fazla var. Bakın, tampon çözelti oluşturmaya gidiyoruz. Denklemini yazıyorum. HCl'nin sulu çözeltisi ile NH3'ün sulu çözeltisini karıştırdığımız zaman, ki NH3 susuz baz olarak geçiyordu, amonyum klorür tuzu açığa çıkar. Su oluşmaz. Denklemimiz bu. Ve denk şu haliyle. Her 1 mol asit 1 mol bazla birleşiyor. Bizim elimizde bakınız 0.01 mol asit vardı. 0.02 mol baz vardı. O zaman bundan 0.01 mol, bundan da 0.01 mol harcanır. HCl'den kalmaz ama NH3'ten 0.01 mol artan olur. Ne güzel, zayıf bazdan artan var. Hatta 0.01 molde tuz oluşur. Bu da güzel. Bu zayıf bazın tuzu da ortamda bulunuyor. Yani bir zayıf baz ve bu bazın tuzu son durumda bir arada. Demek ki biz bu ikisini karıştırdığımızda, bir aradayı da yanlış yazmışım,
bir tampon çözelti elde etmiş oluyoruz. Tampon çözelti olur. Zaten nötrleşme tepkimeleri sonunda tuz açığa çıkacak. Tuzla ilgili bir işlemimiz yok. Bizim burada önemli olan nokta, bizim için önemli olan nokta, karıştırdığımız asit ve bazdan birinin zayıf olması ve bu zayıf olandan artan olması. Hatta bu tampon çözelti zayıf baz ve zayıf bazın tuzu bir arada bulunduğu için bir bazik tampon çözeltidir. pH değeri de 7'den daha büyük bir değerdedir. Geldik 4. çiftimize. Önce neyi kontrol edeceğiz arkadaşlar? Karıştırdığımız asit ve bazın kuvvetini. Hidrojen florür bir zayıf asittir. Potasyum hidroksit bir kuvvetli bazdır. Güzel, biri zayıf, biri kuvvetli. Bundan sonra kimden artan olmasını isteyeceğim? Tuz zaten oluşacak. Hidrojen florürden de artan olursa çok tatlı bir tampon çözelti elde etmiş olacağız. Mollerini hesaplayalım. Hidrojen florürün mol sayısı derişimi 0,1, hacmi 0,1, yani 0,01 mol asitimiz var. Potasyum hidroksitin mol sayısı derişimi çarpı hacmi dediğimizde 0,02 mol var. Hatta buradan bile görmüş olabilirsiniz. Asitten artan olmayacak, bazdan artan olacak galiba. Yine de biz yazalım. Galiba değil, öyle. Hidrojen florürün sulu çözeltisiyle potasyum hidroksitin sulu çözeltisini karıştırdığımız zaman potasyum florür tuzu ve su oluşacak. Bu tepkime şu haliyle denk. Her bir mol asit bir mol bazla tam nötrleşiyor. Şimdi bizim elimizdeki miktarlar, bundan 0,01 mol var. Bundansa 0,02 mol var. Peki bu tepkime kim tükenene kadar devam edecek? Hidrojen florür. Bu bitti. Bundan da 0,01 mol harcandı. Tuzdan da 0,01 mol oluştu. Ve bazdan artan var. Hem de kuvvetli bazdan artan var. Dolayısıyla bu bir tampon çözelti olamaz. Neden? Çünkü bizim istediğimiz zayıf asit ve zayıf asitin tuzu, zayıf baz ve zayıf bazın tuzu bir arada olsun. Dolayısıyla kuvvetli bazdan artan olduğu için ortamda tuz olmuş olmamış artık umurumda değil. Yine burada bir tampon çözelti hazırlanamaz. Nasıl tampon çözelti olurdu? Eğer zayıf olan HP'den artan olsa idi, zayıf asit ve tuz bir arada olacağı için tampon çözelti olabilirdi. Ve bu videoda son çiftimiz hidrojen florür ve potasyum hidroksiti karıştırıyoruz. Önce kuvvetlerine bakalım. Hidrojen florür bir zayıf asittir. Güzel. Potasyum hidroksit bir kuvvetli bazdır. Biri zayıf, biri kuvvetli. Harika. Bir de zayıftan artan olursa işte tampon çözelti oluşur diyeceğiz. Mollerini bulalım. HP'nin molü derişimi 0,1. Hacmi 0,2 olduğu için 0,02 mol. Potasyum hidroksitin mol sayısı derişimi 0,1, hacmi 0,1, 0,01 molmuş. Hatta bakın asitten artan olacak görünüyor da tampon elde etmeye gidiyoruz şu an. Yine de ben tepkimelerini de yazayım. Hidrojen florür sulu çözeltisiyle potasyum hidroksit sulu çözeltisini karıştırdığımızda potasyum florür tuzu ve su açığa çıkacak. Nötrleşme tepkimesinin denklemi bu. Ve her bir mol asit bir mol bazda tam nötrleşiyor. Tepkime sonunda da bir mol tuz oluşuyor. Bizde ne var? Bundan 0,02 mol var. Bundan 0,01 mol var. O zaman baz tükenirken asitten 0,01 mol harcanıp 0,01 molü artacak. Yani kabımızda bir zayıf asit var. Yanında bir de bunun tuzu oluştu. Demek ki zayıf asitten artan olup kapta bulunduğu için bir de bunun tuzu bir arada bulunduğu için evet bir tampon çözelti oluşur. Tepkime sonunda. Hatta zayıf asit
ve bunun tuzu olduğu için bu bir asidik tampon çözeltidir. Asidik tampon çözelti olduğu için de oda koşullarında pH değeri 7'den küçük bir tampon çözelti hazırlamış oluruz. Yani şöyle bir tekrar edecek olursak, karıştırdığımız asit ve bazın kuvveti önemli. Biri zayıf, biri kuvvetli ise tampon çözelti hazırlamak için ilk şartı sağlamış olursunuz. Zayıftan artan olursa zaten tuzla oluşacağı için bir tampon çözelti hazırlamış olursunuz. Bu videoda tampon çözelti hazırlanır mı hazırlanmaz mı buna baktık. Bir videomuz daha var tampon çözeltilerle ilgili. Orada da test soruları çözeceğiz.